An... İsmi Mia Şem, 21 yaşında. Ailesinin yanına bir an önce dönmek istediğini söylüyor. O, Hamas'ın elindeki rehinelerden yalnızca biri. Fransa-İsrail vatandaşı Mia Şem, 7 Ekim'de Gazze sınırındaki festivale katılanlardan biriydi. Hamas'ın askeri kanadının festival baskını sonrası rehin alındı. Genç kadın videoda Siderot'ta alıkonularak Gazze'ye götürüldüğünü anlatıyor ve bir an önce ailesinin yanına dönmek istediğini söylüyor. Hamas kolundan yaralandığı görülen genç kadının 3 saatlik bir operasyon geçirdiğini de duyurdu. Video Hamas'ın elindeki rehinelere dair ilk görüntü. İsrail'e göre Hamas'ın elinde 199 rehine var. 150'den fazlasının başka ülke vatandaşlıkları bulunuyor. Hamas ise 250 civarında rehineden bahsediyor ve aralarında İsrail bombardımanı sonucu ölenler olduğunu öne sürüyor. Ailelerin endişeli bekleyişi sürerken Mia Şem'in annesi de kameraların karşısındaydı. Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen Karen Şerfşem kızının serbest bırakılmasını istedi. Bebeğimi eve getirmesi için dünyaya yalvarıyorum. Sadece biraz eğlenmek için gitmişti ve şu anda Gazze'de. Tek o değil, bu partiye giden birçok çocuk var. İsrail ordu sözcüsü videoyu Hamas'ın psikolojik savaşının bir parçası olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Hamas'ın videoyu yayınlamasını kınadı ve masum insanları rehin almak ve onları bu şekilde teşhir etmek alçaklıktır dedi. Macron, genç kadının koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti. Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls ve bir grup milletvekili de Tel Aviv'de rehin Fransız vatandaşlarının yakınlarıyla bir araya geldi heyet rehinelere tıbbi bakım ve malzeme sağlanması için insani koridorun açılması çağrısında bulundu. Vatandaşı rehin tutulan birçok ülke İsrail'le temas halinde. Rehineler arasında 15 vatandaşı bulunan Amerika Birleşik Devletleri de hükümetinin İsrail hükümetiyle rehine istihbarat paylaşımı ve rehine kurtarma çalışmalarında danışmanlık yapacak uzmanların, uzmanların görevlendirmesi dahil her yönden birlikte çalıştığını belirtiyor.